Bizim salih amellere devam etmiş olmamız, salih amelden ibadetleri kastediyorum. Haramlardan uzak, günahlardan uzak bir hayatı tercih etmek. Ramazan bayramı deyince elleri kaldırıp şeytana teslim olamayız. Nefse teslim olamayız. Ey şeytan, sen çok bekledin. Hadi gel kucaklaşalım seninle. Biz şeytanla barışamayız. Biz nefse emmareyle barışamayız. Onlar bizim apaçık düşmanımızdır. Ramazan'da düşmanımız olduğu gibi Ramazan'dan sonra da düşmanımızdır. Kıymetli dostlar, bir insan Ramazan-ı Şerif'te elde ettiği güzellikleri Ramazan-ı Şerif'ten sonra devam ederse ahirette hesabını kolaylaştırır. Hesabını kolaylaştırır. Bakın dostlar, çok açık bir şey söyleyeyim size. Yarın ahirette amel defterimiz açıldı. Mesela diyelim ki bugün ayın 28'i 29'u. Ayın birinde açtılar defterimize. Bakalım ne var ne yok. Birinde sabah namazı eksik. Öğle namazı yok. İkindi namazı yok. Akşam namazı yok. Yatsı namazı yok. Çevirdik ikinci sayfayı, ikinci gün. Sabah namazı yok. Öğle namazı yok. Bu sayfalar çevrildikçe ne dersiniz? Olduğumuz yerde böyle hop hoplamayız. Ödümüz patlamaz mı? Her çevirdikçe hesabımızın zorlaştığını anlamayız mı? Ama tam tersi olduğunu düşünün. Açtık ayın biri namaz defteri pırıl pırıl. Haram yok, içki yok, kumar yok, zina yok. Açtık ikinci günü pırıl pırıl. Açtık, arada sırada hatalar olabilir. Onlar da Cenab-ı Hak ne yapar siler götürür. Hesabı kolaylaştırmak bizim elimizdedir. Hesabı zorlaştırmak da bizim elimizdedir. Hesabını veremeyeceğimiz işlere bulaşmayız.